İYİ Parti lideri Akşener yeni günde Aydın'daydı. Sandık mesajını Recep Bey'i ve arkadaşlarını emekliye sevk edeceğiz diye verdi. Cumhur İttifakı'ndan yükselen terörle işbirliği suçlamalarına da sert çıktı. Sağ elinde Hizbullah, sol elinde PKK. Peki ben PKK'lıysam yahu tutuklasana beni. Tutuklayın kardeşim. Dokunulmazlığım yok, bir şeyim yok. Seçim için bu kadar yalan, bu kadar iftira, bu kadar çirkinlik, bu kadar hakaret, tehdit. Ya ne alakası var? Seçime gidiyoruz kardeşim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet İttifakı'nı terörle işbirliği suçlamalarına Akşener'in yanıtı iftira oldu. Bir kez daha seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Nezaketimizle emekliye sevk edeceğiz Recep Bey ve arkadaşlarını. 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan haram yiyen o danışmanların yüzünü çok merak ediyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler şehri Aydın'daydı. Demokrasi şehidi rahmetli Menderes'imiz ailesiyle görüşüp mezarını eğer siz de isterseniz Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Akşener Aydın'dan merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabrini doğduğu köye getirme sözü verdi. Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın seçim meydanlarında kullandığı dile eleştirdi. Bu meydanı şereflendiren sizler nesiniz biliyor musunuz? Kafayı kırdılar ha. İşgalci güçler. İstiklal mücadelesi verenin cebinde haram olmaz, haram olmaz. Ne soymuşlar be? Ne soymuşlar bu ülkeyi? Soyulmuş Türkiye'nin tüm paralarını geri getireceğiz. Akşener seçim özel programı Liderler Fox'ta da soruları yanıtlarken 14 Mayıs gecesi için siyasi darbe girişimidir diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Darbeci diyerek irade el uzatıyor. Kendi partinize oy vermeyen herkesi terörist, hain, vatan haini, işgalci, darbeci dediğiniz andan itibaren siz hatta ötesine gidiyorsunuz demektir. Yani bu hakikaten normallik değil. Ciddi söylüyorum, ben psikiyatrları bu arkadaşları tedavi ve şeye davet ediyorum. Ciddi söylüyorum. Cezai ehliyetleri yok ya bunların. Seçim günü sonuçların manipüle edileceğinin, bunun üzerine sokakta provokasyon riski olabileceğini dillendirmişti Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Olası provokasyon ihtimali Akşener'e de soruldu. Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkmayın çağrısına destek verdi. Sizin provokasyon kaygınız var mı o geceye dair? Şimdi provokasyon yapma istenebilir ama ben bu millete çok güveniyorum. Organize bir grup olduğunu düşünmüyorum ama tahrik etmeye müsait, bugüne kadar terk edilmiş insanların var olabileceğini öngörme hali bu. Haklıdır. Ben de arkadaşlarım aynı şeyi söylüyorum.